Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul biyoloji TYT konu anlatım bölümümüze devam ediyoruz. Konumuz hücre organelleri. En son mitokondri ve plastitlerde kalmıştık arkadaşlar. Mitokondri ile başlayacak olursak bunlar çift zarlı organellerimiz idi artık. Oksijenli solunum yapılan organel arkadaşlar mitokondridir. Tüm ökaryotlarda bu vardır. Yani bir hücreli bile olsa biz tüm ökaryotlarda, örneğin öglena, amip, paramecium gibi bir hücreli, protista alemindeki canlılarda, Bram mayası gibi bir hücreli, bakın mantarlarda bile arkadaşlar biz mitokondriye ne yapıyoruz? Rastlıyoruz. Bram mayası etil alkol fermentasyonu yapar deyip de mitokondrinizin olmadığını sakın düşünmeyiniz arkadaşlar. Zorunlu durumda ne yapıyor Bram mayası? Etil alkol fermentasyonu yapıyor ama ökaryot olduğu için mutlaka mitokondrisi vardır. Oksijenli solunum ile hücre için gerekli ATP'nin büyük bir kısmını oksijenli, bakın, solunumla biz üretiyoruz. Ökaryot olarak bulunan canlılarda enerji ihtiyacı fazla olan sinirdir, kastır, karaciğerdir arkadaşlar. Buralarda biz mitokondri sayısının oldukça fazla olduğunu yorumlayabiliriz. Çünkü enerjiye ihtiyacı fazla bu organlarımızın. Besin oksijenle parçalanıyor. Karbondioksit ve suya, bakın, dönüşürken yüksek miktarda ATP adını verdiğimiz enerji birimi kısa süreliğine de depolanıyor hücre içerisinde ve tekrar kullanılıyor. Tabii şu açığa çıkan ısının büyük kısmı da ne yapmış oluyor? Vücutlarımızın ısısını oluşturmuş oluyor. Mitokondri yapısına bakacak olursak çift katlı zarla çevrili olduğunu görürsünüz. Dıştaki zarın, bakın, düz olduğunu şu şekilde. İçteki zarın ise arkadaşlar girintili ve çıkıntılı, bakın, şu şekilde olduğunu. Bunun da yüzeyi artırmak için bir adaptasyon, bakın, şu şekilde olduğunu ifade edebiliriz. İç zarın kıvrımlarına biz krista adını, bakın, veriyoruz. Şunlar krista kıvrımları. Üzerinde bunların neler var arkadaşlar? ETS enzimleri var, bakın. Şöyle göstereyim. Mavini göstereyim. Bakın şu zarın üzerinde arkadaşlar bir sürü ETS enzimi vardır. Bu enzimler sayesinde zaten ne oluyor? Oksijenli solunum, elektron taşıma sistemi reaksiyonları dediğimiz ETS reaksiyonlarından gerçekleşmiş oluyor. İçi ise matrix adı verilen sıvıyla, bakın, dolu. Şurada göstermişler. Matrix sıvısı var iç kısmında. Bu kısımda ise arkadaşlar yine oksijenli solunumda daha sonra ele alınacak Krebs çemberi reaksiyonları var. Bunlar gerçekleşmiş oluyor matrix sıvısı içerisinde. Kendine ait, bakın, ribozomunun olması, kendine ait proteinlerini, enzimlerini üretebileceği ve bakın halkasal bir DNA'sının olması ise prokaryotlardan köken aldığını mitokondrinin ifade edebiliyor endosimbiyoz hipotezine göre. Endosimbiyoz hipotezine göre ökaryot bir hücre içerisine giren bir bakteri veya bir arke ne yapmış zamanla mitokondri gibi veya işte plasitler gibi değişik çift zarlı organelleri oluşturmuşlar. Kendine ait DNA, RNA'ları da oradan geliyor diye ne yapılıyor? İfade ediliyor endosimbiyoz hipotezinde. Mitokondrin iç zarının kıvrımlı olmasının faydaları var mı? Var. Ne yapıyor? Yüzeyi genişletiyor. Yüzeyi geniş olunca, bakın, daha fazla ribozom bulunduruyor. Daha fazla enzim üretebiliyor. Daha fazla solunum yapabiliyor bilim zamanda ve daha fazla bu da ATP üretimine yol açabiliyor. Çünkü daha fazla enzim bulundurabiliyor. Bunların hepsi daha fazla olabiliyor zarın iç kıvrımlı zarımızın, kristamızın sayesinde. Aman dikkat! Spermdeki mitokondriler yumurtaya giremedikleri için zigottaki mitokondriler yalnızca yumurtadan geliyor. Bakın, mitokondriyal DNA diye geçiyor. Bu annemizden geliyor, yumurtadan geliyor herkese. Bu sebeple herkes annesindeki mitokondriyal DNA'lara ne olmuş oluyor? Sahip olmuş oluyor. Babadan ne geçiyor sadece? Sentrozom dediğimiz organel geçiyor ve 23 tane kromozom alınmış oluyor arkadaşlar spermden. Bidenin gözünden notumuza bakalım. Mitokondriler olgun al yuvarlar hariç tüm ökaryot hücrelerde vardır. Oksijenli solunum yapan prokaryotlarda ise, bakın, mitokondri yerine ne vardır arkadaşlar? Mezozom dediğimiz zar kıvrımı vardır. Bu kıvrımın sayesinde biz ne yapıyoruz? Mitokondri görevini bu bakterilerin mezozom sayesinde yaptıklarını ifade edebiliyoruz. Mitokondride kendine ait halkasal DNA var. Küçük olan ribozomlar var. Prokaryotlardaki gibi, bakın, oradan geldiğini zaten bu ifade etmiş oluyor. Endosimbiyozcular. Plazma matrix sıvısı var yine.
ve çift katlı bir zar olduğunu, zar yapısına sahip olduğunu mitokondrin ifade edebiliriz. Evet, gelelim plastitlerimizden birincisi olan kloroplast arkadaşlar. Plastitler malum herkeste bulunmaz. Mesela hayvanlarda plastitler, mantarlarda plastitler bulunmaz. Kloroplast fotosentez yapan organeldir. Karbondioksit ve suyu birleştirir. Işık klorofil yardımıyla besin üretir ve bu esnada bir de oksijen açığa çıkıyor. Bakın şuradaki suyun oksijenleri atmosfere veriliyor arkadaşlar. Kloroplast yine çift katlı zarla çevrili bir organeldir. İç ve dış zarı düz ve esnektir bakın. Mitokondri gibi iç zarı girintili çıkıntılı değil, düz yani. Ama en içte bakın üçüncü bir zar sistemi var ki grana adı verilen bu zar sisteminde ise trakoid lamellerinden oluşan granumlar yer alıyor. Bakın bunlar da bu şekilde bozuk parası gibi yassı yassı oldukları için üzerlerinde bakın yeşil renkli olarak klorofiller bulunuyor. Bu sayede bakın klorofilleri de şöyle göstereyim ve ETS bakın burada bulunuyor. Bu sayede ne kadar çok yüzeye geniş olursa 3. zar sistemi sayesinde o kadar çok bilim zamanında ne olmuş oluyor? Fotosentez gerçekleşmiş oluyor. Grana adı verilen bu zar sisteminde trakoid lamellerden oluşan granumlarımızı görebiliyorsunuz. Bakın granum, grana. Bakın grana 5 harfli, granum 6 harfli. O zaman grana bunların bir tanesini ifade ediyor. Granum ise bakın bunların tamamını ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor diye aklınızda tutabilirsiniz. 5 ve 6 harf bizi bu şekilde kelimeyi karıştırıyorsanız kurtarmış olur sınavda. İçi stroma denilen sıvıyla bakın doludur. Matrix yerine burada ne varmış? Stroma denilen sıvı kısım varmış arkadaşlar. Dış zarı bakın düz, iç zarı düz. İçerideki 3. zar sistemi ise bakın trakoid zar sistemi ise granumdan meydana geliyor. Her birisi ise grana adını ne yapıyormuş? Alıyor imiş. Buradaki stroma sıvısında arkadaşlar fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları var. Onlar gerçekleşiyor. Grana kısmında ise arkadaşlar fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Bu şekilde besinler üretilmiş oluyor. İki evre sonucunda diyoruz. Klorofiller ışık enerjisini bitkinin kullanacakları enerjiye çeviriyorlar. Klorofillerin trakoid lamellerde bulunması sayesinde bakın yüzeye genişlemesini sağlayan lamellerle bulunması sayesinde daha fazla klorofil bulundurulmuş oluyor. Daha fazla ışık kullanılmış ve daha çok enerji üretilmiş oluyor. Ve daha çok fotosentez bu şekilde yapılmış oluyor bilim zamanında. Kloroplastlar bitkiye yeşil renk veriyorlar. Klorofil arkadaşlar yeşil renkli olmayı sağlayan bir pigmenttir aynı zamanda. Ve ışık varlığında çalışıyor. Işığı emiyor, soğuruyor. Soğurulan ışık, emilen ışık veya absorbe edilen ışık. Bakın üçü de aynı anlama gelen kelimeler arkadaşlar. Emilmek, absorbe edilmek veya soğurulmak. Bakın bu üçü de aynı anlama gelen kelimeler. Fotosentezde bunları daha sonra yine ifade edeceğiz. Bunlar ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Fotosentezin özünde olan yapılardır. Işık varlığında bunlar ne yapmış oluyor? Bu şekilde fotosentezi gerçekleştirmiş oluyor. Bitkilerin genç gövdelerinde otsu gövdelerde bakın bulunabilir. Yeşil renkli olmayı sağlayan kısımlar yine bakın buralar yeşil yapraklarda ve yeşil meyvelerinde arkadaşlar kloroplast vardır, klorofil vardır. Buralarda ise fotosentez gerçekleşir. Yani bitkinin yeşil gövdeli kısımları ışık alıyorsa ne yapar? Fotosentez yapar arkadaşlar. Kloroplastlar öglena, alg ve bitkilerde bulunur. Bakın sadece bitkilerde bulunmuyor. Hatta yeşil bitkilerde bakın bulunuyor. Tam parazit olan canavar otu, aslanaz gibi bakın bitkilerde kloroplast yoktur arkadaşlar. Algler protistalara giriyor. Bakın bir hücrelisi var, çok hücreli yapısı var. Hepsinde arkadaşlar kloroplast vardır. Fotosentez yaparlar. Öglena yine protista alemine gelen bakın bir hücreli bir canlıdır. Kamçılar grubundadır. Bakın yine bunda da kloroplast var arkadaşlar. Sadece bitkilerde bulunmadığını bu şekilde söylemiş olduk. Fotosentez yapan prokaryotlarda ama prokloroplast bulunmaz. Çünkü bu zararlı bir organ olduğu için onlarda serbest klorofiller vardır arkadaşlar. Bu serbest klorofillerle bunlar fotosentezi ne yaparlar? Gerçekleştirirler. Yapabilenler tabii hepsi değil. Kloroplast'ta yine kendine özgü bulunan yapılara bakacak olursak mitokondride olduğu gibi halkasal DNA'sı yine küçük olan ribozomu var. Prokaryotlardan geldiğini gösteren bakın delil olarak sunuyorlar endosimbiyoz hipotezcileri. Plazma stroma kısmı var arkadaşlar. Bu kısımda ışıktan bağımsız tepkimeler gerçekleşiyor. Yine çift katlı zar yapısı var ve kendine ait bir klorofili var. Zaten bu sayede fotosentezi gerçekleştiriyor idi. Bu klorofil pigmenti ışığı emebiliyor idi. Gelelim ikinci plastitimiz olan kromoplastı arkadaşlar. Kromoplast bitkilere renk veren bir plastittir. Kök, meyve ve yapraklarda bulunan bir organeldir arkadaşlar. Mesela
havucun kökünde bakın bulunur. Turuncu rengini verir arkadaşlar. Meyvelerde bakın bulunur. Meyvelerin sarı renklerini, kırmızı renklerini bakın oluşturabilir. Yapraklarda bakın bile bulunabilir. Sonbaharda özellikle arkadaşlar yapraklar ne yapıyor? Sararıyor, kızarıyor. İşte bunlarda bile biz kullanım yapılarsa ne yapabiliriz? Zamanla rastlayabiliriz. Yani bu plastikler bile ne yapabiliyorlar zaman içerisinde? Dönüşebiliyorlar. Bitkilere yeşil dışındaki bazı renklerin oluşmasının katkı sağlar. Mesela likopin, kırmızı domates, ksantofil, sarı limon, karoten, turuncu, havuç. Karoten, turuncu bakın havuçtur arkadaşlar. Karşımıza çıkan kromoplastlardır. Bazı çevresel ve iç faktörler etkisiyle kloroplastlar kromoplasta bakın dönüşebiliyor. Örneğin yeşil biberler ne yapıyor? Olgunlaşınca arkadaşlar kızarıyorlar. Yani kloroplast kromoplasta bakın bu şekilde dönüşmüş olabiliyor. Lökoplast bitkinin depo plastidir arkadaşlar. Renksizdir. Şeffaf bir rengi vardır. Bitkinin kökünde, gövdesinde ve yaprağında, meyvesinde biz lökoplasta rastlıyoruz. Şeker, yağ ve proteinleri ne yapıyor bunlar? Depoluyorlar. Uzun süre ışık altında bekletilirse bunlar kloroplasta dönüşebiliyorlar. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast plastit olarak biliniyor üçüsü. Ve plastitler bitkilerde bulunacakları gibi aynı zamanda alglerde de karşımıza protist alemdeki alglerde çıkıyorlar arkadaşlar. Sorularımıza bakacak olursak hangilerine yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iç zarı kıvrımlı mitokondrin, iç zarı düzdür. Bu doğru bir ifade. Elektron taşıma sistemi bakın ikisinde de bulunuyor. Bu da doğru bir ifade. ATP tüketiyor, üretiyor. ATP'si fotosentez dışındaki ATP gereken olaylarda kullanılıyor. Evet, mitokondri içerisinde ATP tüketimi olur mu? Mitokondride meydana gelen dehidrasyon sentezinde ATP tüketilebilir arkadaşlar. Aynı zamanda üretim de bakın gerçekleşiyor ve fotosentez dışındaki ATP gerektiren olaylarda buradaki ATP'ler kullanılabiliyor. Kloroplast ATP üretiyor, tüketiyor. Işığa bağımlı da üretiyor. Işıktan bağımsız da bakın tüketiyor. Ve ürettiği ATP yalnız kendi tepkimelerinde kullanıyor arkadaşlar. Yani besin sentezinde kullanıyor. Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP üreten organeldir. Işık enerjisini kullanarak bu da ATP sentezi yapan bir organeldir. Organik besin ve oksijen kullanarak karbonhidrat, su ve ATP üretiyor. Solunumun tanımı zaten. Karbonhidrat ve suyu kullanarak arkadaşlar organik besin ve oksijen açığa çıkartıyor bu şekilde. Yalnız gece çalışmaz arkadaşlar, mitokondri gece gündüz çalışır, solunum yapıyor çünkü. Yalnız gündüz çalışır. Evet, ışık görülen ortamda çalışır kloroplast. Doğru bir ifade, fakat bunun yalnız gece çalışması yanlış bir ifade arkadaşlar. Bu ne yapar? Gece gündüz çalışabilir. Evet, pekiştirme sorusu 1'e bakalım. Plastiklerin birbirine dönüşümü gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Kloroplastlar kromoplasta bakın dönüşebilir mi arkadaşlar? Bakalım kloroplast bakın ne olmuş burada zaman içerisinde arkadaşlar. Bakın kromoplastla bakın dönüşmüş. Okumuz çift körünü görüyorsunuz. Hatta kromoplastla bakın kloroplastla bakın dönüşmüş. Dönüşebiliyor bunlar birbirlerine. Lökoplastlar kloroplastla bakın dönüşür mü? Lökoplastla bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kloroplastla bakın dönüşmüş mü? Evet bakın nişasta tanecikleri lökoplast ne yapmış? Kloroplastla dönüşmüş. Kromoplastlar peki lökoplastla bakın dönüşebilir mi? Bakıyoruz kromoplastlar arkadaşlar. Lökoplastla bakın dönüşmüş mü? Buradaki şeklimizde kromoplast, lökoplastla bakın dönüştüğüne dair bir ifade var mı diye. Normalde dönüşebiliyor. Renksizleşebiliyor. Burada gösterilmemiş ama normalde dönüşebiliyor arkadaşlar. Cevap Edirne olması lazım. Ama cevap anahtarına bakılabilir bu soruyla ilgili. Ne verilmiş diye. Çünkü burada bir ok yok. Yani kromoplastın lökoplasta bakın dönüştüğüne dair bir ok. Ben göremedim ama bilgi olarak biz hepsi birbirine dönüşebilir diye bildiğimiz için cevap Edirne olarak söyleyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Klorofil yardımıyla ışık enerjisini kullanarak besin ve oksijen üreten organelimiz arkadaşlar bizim neydi? Fotosentez yapan kloroplast idi. Bitkilerin taç yapraklarının renklenmesini sağlayarak böcekleri çeken hangisiydi? Taç yapraklarını renklendiriyorsa bakın bu kromoplast renk veriyor. Fotosentez sonucu üretilen basit organik molekülleri polisakkarit, protein ve yağ olarak depolayan depo polisakkarit ise lökoplast adını alıyor idi. Kloroplast organeline ait olan 1, 2, 3'ten hangilerine mitokondri organeli de sahiptir demiş arkadaşlar. Mitokondri ATP üretiyor, tüketiyor.
Oksijeni de bakın üretmiyor, kullanıyor arkadaşlar. O zaman 1 ve 2 ortak olarak ne yapar? Karşımıza çıkmış olur. Evet arkadaşlar, bu şekilde çift zarar organelimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde artık sentrozom, hücre iskeleti, sil ve kamçının yapısıyla olaya devam edeceğiz. Daha sonrasında çekirdeğimize geçmiş oluruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.